Dün bir video sosyal ağlara düştü. Niye düştü o video sosyal ağlara? Bugün gazetelerin manşetine baktığım zaman anladık. Bak şunu göstereyim. Sözcü gazetesinin manşeti ne diyor? İlticaat. Neymiş ilticaat? İlticaat neymiş? Belediyenin mutfağını denetledi. Bak bu ifadeyi aklınızdan çıkartmayın. Soracağım. Bunu unutmayın, soracağım. Bunu not edin, soracağım. Ne yazmış Sözcü? İmamoğlu belediyenin mutfağını denetledi. Çalışanlarla tek tek tokalaşıp başarılar diledi. Okudunuz değil mi? Hani Ersoy söylüyor, inanmazsanız Sözcü yazmış. Okuduğunuza inanın. Tamam peki. Fotoğraf altında ne yazıyor? Birine antrikot, birine musakka olmaz. Personelim ne yiyorsa ben de o yemeği yiyeceğim. Şurada yazıyor. Birine antrikot, birine musakka olmaz. Personelim ne yiyorsa ben de o yemeği yiyeceğim. İmza Ekrem İmamoğlu. Ne yapmış Ekrem İmamoğlu onu da söyleyeyim, bir kez daha söyleyeyim. Belediyenin mutfağını denetlemiş. Ve mutfakta da demiş ki birimiz antrikot, birimiz musakka, tam güzel. Gelelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet'in manşeti. Çalışanlarla aynı yemekten istedi. Ne mübarek adamsın ki, üst başlığı görün. İmamoğlu'nun ilk talimatı, başkana antrikot, personeli musakka olmaz. Tamam mı? Doğru mu? Doğru. Gazetelere inanmıyorsanız videosu var. Handan bize videosunu da izletsin. Handan götür bizi İmamoğlu'nun şu denetlemelerine ve personele musakka veriyorsanız ben de musakka yiyeceğim. Bana antrikot yapmayın talimatı verdiği o videoyu bize bir izlet ne olursun. Sağ olun. Ne var bir yemek bugün? Allah'ın verirse öncelikle patlıcan musakka var. Sizler için antrikot var başkanım. Benim için niye? Öyle mi geliyor? O şekilde hazırlanmış. Olmaz. Yanlış. Tamam. Bir dahaki de aynı gelecek. Yok, birine antrikot, birine musakka. Olmaz. Ne güzel değil mi? Aa, muhteşem. Ben acayip saygı duydum. Neydi? Mutfağı denetlemişti değil mi? Bize şu az önce Sayın Ekrem İmamoğlu'nun denetlediği yerin yakından çekilmiş bir fotoğrafı varsa onu bir gösterir misiniz? Şimdi Sayın İmamoğlu'nun denetledim dediği yer burası. Az önceki görüntülerde de hatırlıyorsunuz. Pencerenin yanındaki bütün raf olduğu gibi çay bardağı dolu. Ve onun hemen yanında da kocaman iki musluklu, dört demlikli büyük bir çay kazanı var. Burası belediyeye, yani yüzlerce, kaç personeli var, binlerce mi? Oraya yemek servisi yapan bir mutfak gibi göründü mü sizin gözünüze de? Arkadaş burası mutfak değil. Tamam, alabiliriz fotoğrafı artık. Maksat hasıl oldu. Burası Sözcü Gazetesi'nin yazdığı gibi mutfak değil. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı da bir mutfak denetlemesi değil, bir şov. Çünkü herkes bilir ki, bilmiyorum 25 seneden önce nasıldı, yani Nurettin Sözen zamanında, Bedrettin Dalan zamanında nasıldı bilmiyorum ama 25 senedir herkes bilir ki belediyede bir tane yemek çıkar. Başkanından servis şoförüne kadar herkes aynı yemeği yer. Bugüne kadar da hiç belediyede başkana ayrı yemek, özel kalem müdürüne ayrı yemek, efendim belediye temizlik işleri personeline ayrı yemek çıkmamıştır. Belediyede tek çeşit yemek çıkar, herkes de o yemekten yer. Bunu da 25 senedir herkes bilir. Sayın Ekrem İmamoğlu da bilir. Denetledim dediği yerde mutfak değil, özel kalemin o katındaki çay ocağı. Çay ocağına gidiyor ve orada kendi özel kalem ekibi tarafından Sayın Başkan bugün antrikot yemek istiyor talimatı üzerine antrikot hazırlatılıyor. Ve bu işte bunun üzerine tezgah kuruluyor. Size de antrikot hazırladık. Yani verdiğiniz talimat üzerine size de antrikot hazırladık diyor. Hazırlandı diyor adam. Yani oradaki gariban personeli zor durumda bırakacak olan bu saçma sapan şovu yapıyor burada. Buna da bu Türk kamuoyunun inanmasını istiyorlar. Çünkü Sözcü Gazetesi'ne, çünkü Cumhuriyet Gazetesi'ne falan manşet lazım. Buralara manşet lazım. Çalışanlarla aynı yemekten istedi. Çünkü bugüne kadar çalışanlarla başkanlar aynı yemekten yemiyorlardı. Muhteşemmiş ya. Çalışanlarla aynı yemekten istemiş. Harika. Bundan sonra başkana antrikot. Efendim çalışanlara musakka olmaz. Ayrıca da söyleyeyim. Yani bilenler vardır, bilmeyenler vardır. İçinden geçmekte olduğumuz işte
taze meyve sebze ortamında antrikotla patlıcan musakka arasında çok da fazla fiyat farkı kalmadı. Onu da ayrıca da söyleyeyim yani. İşin bir diğer tarafı da o. Ama bu algı operasyonlarıyla falan buna gerek yok ki. Ne gerek var ya? Gidiyorsunuz çay ocağında mutfak denetim yaptım diyorsunuz. Orada çay dağıtmakla görevli personeli zor durumda bırakacak garip açıklamalar yaptırtıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki bundan sonra başkan antrikot çalışana musakka olmaz falan. Hiç gereksiz işler bunlar yani. Lüzumsuz işler. Belediyede zaten tek yemek çıkar. Herkes de aynı yemekten yer. Bugüne kadar hep de böyleydi. Recep Tayyip Erdoğan da oradayken öyleydi. Kadir Topbaş da oradayken öyleydi. Öyleydi orası yani. Orada kimseye özel ayrıca yemek çıkmadı şimdiye kadar.